ediyor. Biz de öğle saatlerinde buradaki coşkuyu ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi günün ilerleyen saatlerinde buradaki coşku giderek artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi günler öncesinde burada etkinlikler için hazırlıklara başlamıştı. Bugün de beklenen gün geldi ve etkinlikler başladı. Buradaki coşkuyu biraz kameraman arkadaşım Erhan Allak'tan rica edeyim sizlere göstersin. Gördüğünüz gibi saat 12.30'da bu alanda kapılar açıldı ve İstanbullular ellerinde Türk bayraklarıyla bu alana giriş yapmaya başladı. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz sahnede konserler başlayacak. İstanbullular da burada yerlerini almış. Hemen onlara dönelim ve fikirlerini alalım istiyoruz. Merhabalar. Merhaba. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı. Neler söylemek istersiniz? Coşkuyla ve sevinçle kutlamaya çalışıyoruz. Emeği geçen Mustafa Kemal Atatürk'ten çok mutluyuz, çok sevinçliyiz bize bu anı yaşattığı için. 100. yıl bu sene. Bu 100. yılımızı coşkuyla kutlamamız çok güzel. Eşimle birlikte geldik. Yani bu anda burada olmak bize çok mutluluk hissettirdi. 2 gün boyunca devam edecek etkinlikler. Bugün ilk günü. Nasıl buldunuz etkinlikleri? Çok güzel, çok başarılı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon yaptığı için. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem İmamoğlu beyefendiye. Sağ olun. Hemen devam edelim. Birkaç kişinin daha fikrini alalım istiyoruz. Burada aileler de var. Hemen oraya doğru ilerleyelim. Merhabalar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Neler söylemek istersiniz? Bizim için, ülkemiz için çok önemli bir gün bugün. Çünkü Cumhuriyet demek sadece bir idare şekli değil. Çok büyük anlamlar taşıyan bir gün. O yüzden biz de gelip görmek istedik, bu duyguyu paylaşmak istedik ve çocuklarımıza da aktarmak istedik. 100. yıl bu sene. Evet. Nasıl hissediyorsunuz? 100. yılı gören insanlar için de olmak tabii ki güzel. Çünkü ikinci yüzyılda biz olmayacağız ama torunlarımız olacak. O yüzden bu anlara şahitlik olmak güzel bir duygu. 2 gün boyunca devam edecek burada etkinlikler. Bugün ilk günü, nasıl sizce ortam? Yani saatin erken saatleri olmasına rağmen epey kalabalık, daha da kalabalıklaşacağı benziyor. O yüzden güzel bir ortam var. Herkesin de burada olması gerekiyor. Bayraklarımızı sallandırmamız gerekiyor. Siz de ailece geldiniz. Evet, biz de ailece. Merhabalar, sizle de konuşabilir miyiz? Bugün ne, sen biliyor musun? 100. yıl. Evet, sen de bayrağınla geldin. Aslında bunu burada aldık. Nasıl sence ortam, güzel mi, mutlu musun? Seninle de konuşalım. Merhaba, bugün ne biliyor musun sen? Evet, biliyorum. Nedir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet, 100. yılımızı kutluyoruz değil mi? Evet. Nasıl sence, beğendin mi etkinliği? Evet, beğendim. Bayrağınla geldin mi sen de? Evet, ben dans ettiğim için babam bayrağını da al eline istersen. Bayram. Şöyle görelim seni. Sizin de fikrinizi alalım biraz. Eğer söylemek istersiniz, 100. yılımızı Bu coşkuyu çocuklarımıza, ondan sonraki nesillere aynı şekilde coşkuyu arttırarak bir şekilde kutlamamız lazım. Bunu onlara aşılamamız lazım. Bu çok önemli bir şey. O yüzden Ekrem Başkan'a teşekkür ederiz bize bu ortamı sağladığı için. Çalışan arkadaşlar da sağ olsunlar. Çok güzel bir ortam var. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin de katılmayanların da katılmasını rica ediyoruz. Akşam saatlerine kadar devam edecek etkinlikler burada olacak mı? Buradayız. Evimiz de yakın zaten. Yarın da buradayız inşallah. Burada olacağız. Herkes gelsin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, buradaki coşku devam ediyor. Biz de vatandaşların fikirlerini sorduk. İlerleyen saatlerde bu coşku artarak devam edecek. Yalnızca bugünle sınırlı değil, yarın da etkinlikler devam edecek. Arkamızda gördüğünüz dev sahnede kurulan sahnede konserler gerçekleşecek. Edis başta olmak üzere Sıla gibi birçok önemli isim de burada sahne alacak.